Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Öğrenci Komisyonu seçime gidiyor. Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Öğrenci Komisyonu seçiminde salı günü aday başvuruları alınacak. Üniversitemize yapılacak olan seçimler inşallah salı günü aday başvuruları alınacak. Daha sonrasında 5 gün boyunca adayların propaganda günleri. 23 Şubat Perşembe günü de üniversitede kurulan bilgisayarlar üzerinden seçime gidilecek. Daha sonra üniversitemizin Perşembe günü üniversitemizde kurulacak olan bilgisayarlar üzerinden seçime gidilecek. Seçimden sonra o gün bölüm başkanlığı, daha sonra da inşallah fakülte ve konsey başkanımız seçimi bitirilecek. 24 Şubat Cuma günü saat 14'te Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Öğrenci Komisyonu Başkanı belirlenmiş olacak. Cuma günü saat 2'de Kahramanmaraş Suçi Üniversitemizin Öğrenci Konseyi Başkanı seçilmiş olacak. Üniversitede yaşanan seçim sürecini mevcut Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Öğrenci Komisyonu Başkanı Feyzullah Eren Aşçı Aksu Haber'e anlattı. Üniversitemizde yapılacak olan seçimlerde arkadaşlarımız kendi bireysel olarak başvurularını yaptıktan sonra çalışmalarını yapacak. Öğrenci konsey seçimlerine gidilecek. Bunun üzerinden de başkanımız seçilmiş ve millete hizmet edecek. Aşçı yaptığı açıklamada komisyonunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Geçmiş dönemde zaten öğrenci konseylerinin görevi öğrencisel sıkıntılarını yani bölümsel, akademiksel sıkıntılarını çözmek adına kurulmuş resmi bir birim. Türkiye'de de zaten temsilciliği var Türkiye Öğrenci Konseyi NYÖK'te. Üniversitemizde de biz zaten bunları gerekli çalışmaları yaptık yıllar boyunca. Bunların ekstrası olarak belediyelerimizin, gençlik merkezlerimizin destekleriyle üniversitemizde devasal etkinlikler de yaptık. İftar programları yaptık, aşure programları yaptık. Üniversitemizin rektörüyle birlikte resmi çalışmalar yaptık, geziler yaptık, faaliyetler yaptık. İnşallah yeni alacak kardeşimiz de bununla alakalı çalışmalarını yürütür ekstra olarak. 23 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Öğrenci Komisyonu seçimi bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek. Daha öncesinde biliyorsunuz üniversitemizde sandık üzerinde yapılıyordu seçim. O gün ders olmayan arkadaşlar için biz özellikle bunun internet üzerinden biliyorsunuz resmi bir sayfamız var, resmi bir öğrenci bilgi sistemimiz var. Onun üzerinden yapılmasını istedik. Üzerinde basa basa durduk. Hani o gün dersi olmayan arkadaşların da seçme ve seçilme hakkı kullanmak zorunda. Olur ki dersi olmayabilir ya da şehir dışında çıkmak zorunda kalan arkadaşlarımız bölüm temsilci seçmek de hakkıdır. Biz bunu biraz üzerine durduk ama üniversitemiz bu konuda galiba doğru yönlendirilemedi. Yani kimin seçileceği biraz daha nasip. Kim olursa olsun sağduyulu bir şekilde seçimi atlatıp vatana millete hizmet etmek için görev alacağına inanıyorum. İnşallah da öyle olacaktır.